Ve şuradan atlamak istiyorum. GTA'nın en büyük dağının üstüne çıkıp Alfa 1 ile aşağıya uçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyin. 1, 2, 3. Herkese selam, ben Kerim. Bugün sizlerle GTA 5 videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Elimizde iki tane arabamız var. Çok güzel. Bir tanesi hem karada hem denizde gidebilen 4x4 ağlatan bir arabamız. Ve öbür tarafta çok hızlı mı hızlı, arkasında uçak motoru takılı, hızda bir çağ aşacak güzel bir araba. Arkadaşlar bu araba vs bu araba. Alfa 1, Alfa 2 diye adlandırdım ben bunlara. Alfa 1 hem karada hem suda giden arabamız, Alfa 2 ise uçak motorlu arabamız. Hangi arabayı daha çok sevdiyseniz bunu aşağıda yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Hangi araba için kaç tane yorum gelecek aşağıda bakalım arkadaşlar. Ve daha fazla GTA 5 videosu istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Ne kadar beğenirseniz o kadar GTA 5 videosu gelecek. Şimdi öncelikli olarak Alfa 1'den başlayalım. Alfa 1 benim sevdiğim, güzel, hem denizde hem karada giden 4x4 gayet kaliteli bir arabamız var burada. Öncelikli olarak şu arabam ama ağır, dönüşü ağır, çok ağır gençler. Gerçekten sağa sola çok ağır dönüyor. Ve tık diye dönmüyor yani, öyle bir şey yok. Mesela diyelim polisten kaçacağız. Polisten kaçın hepiniz. Diyelim polisten kaçmaya başladık. Tam böyle hep beraber polis arabası beni kovaladı ve denize hop girdim. Uf, çok da hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor. Alfa 1'e bak. Alfa 1'in de iyi oyu gelebilir. Tabii ki hani uçak motorlu araba daha fazla oy gelebilir ama bunu siz belirleyeceksiniz tabii ki. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Baksanız arkada motorları var ve yan taraftaki koyulan tenekelerden dolayı araba batmıyor. Normalde gerçekte böyle bir şey oldu, böyle bu şekilde yapılsa, yani normalde var tabii ki, denizde giden hem karada giden araba yapılır, sıkıntı yok. Ama bu şekilde tasarlanıp da yapılırsa bence gitmez. Çünkü baksanıza abi, iki tane vagon var ama gerçek gibi değil yani. Gözümü doyurmuyor benim, bence gitmez. Ama bayağı güçlü yani arkadaşlar. Bayağı bir jet ski tarzında hız yapıyor. Motoru bayağı güçlü. Motor bayağı jet ski motoru zaten. Baksanıza zaten dalgaların üstünde atlayabiliyor. Alfa 1'imiz çok çok iyi. Bence güzel. Tabii ki öbür arabaya da bakmamız gerekir. Hangi araba daha iyi olduğunu görmemiz için. Şimdi bir tane jet ski yok mu? Onunla kapışalım. Daha güzel görelim. Güzel bir jet ski arayalım. Buralardan kimse yok mu kapışacak? Aman bakalım. Peki şöyle bir şey yapalım. Bakalım buradan köprünün altına kadar bence 15 saniyede giderim. Hadi bakalım deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu kadar tutturamazdım. Gerçekten bu kadar tutturamazdım. 15 saniyede denk geldi. Bakın arkadaşlar, jet ski ile takılıyorlar. Biz de hemen bakalım şu trambolinlerden atlayalım. Bakalım nasıl atacağız. Hoppa! Hem karada hem suda giden arabamız çok iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bir jet ski kadar, şunların tekli jet skiler kadar hızlı olmasa da gayet hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan biraz daha hız alalım. Ve şuradan atlamak istiyorum. Hoppa! Çok büyük bir hızı yok. Ama gayet yani abi, hem karada hem denizde gidiyor yani. Bu bir lükstür. Yani bu da hani, bunun da bir artı tarafları olsun, bir eksi tarafları da olsun yani. Sıkıntı yok. Alfa 1'imiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Alfa 2'ye bakacağız. Tercihiniz hangisi oldu? Alfa 1 mi, Alfa 2 mi diye yorumlarsanız aşağıda. Alfa 1 ile önce bir şurada hız testi yapacağız. Sonra GTA'nın en büyük dağının üstüne çıkıp Alfa 1 ile aşağıya uçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyin. Öncelikli olarak şurada bir hız testi yapalım. Bir görün bakalım Alfa 1'in hızını normal düz yolda nasılmış. Bu arada gemi tasarımı bayağı güzelmiş ha. Grafiti yapılmış. Bakalım Alfa 1 ne kadar hızlı.
1, 2, 3. Biraz hız alsın. Basacağım şimdi. Denize uçtuk. Denize geçebileceğiz mi? Denize geçtik. Denizi geçtik. Çok iyiydi. Biraz daha düz yol bulalım. Düz yol bulalım ve orada gözükelim. 1, 2, 3. Bayağı hızlı. Biraz daha düz yol. Çarpmayacağımız bir düzlükte bir yere gidelim. Güzel bir şekilde görelim ne kadar hız yaptığını. Wow, bayağı iyi. Bayağı hız yaptık gençler. Bir 200-300 bastığımızı düşünüyorum ben. Siz ne kadar düşünüyorsunuz bilmiyorum. Tabii ki bunu da gene yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendiniz keyfinize kalmış bir şey. Şimdi gelin bunu GTA 5'in en büyük dağının üstüne çıkartalım. Ve dağın üstünden acaba bu uçak motoru gerçekten uçak gibi uçabileceğiz mi? Onu deneyelim. Hemen dağın üstüne spamlıyorum kendimi arkadaşlar. Teleportluyorum. Evet, dağa geldik. Şimdi dağın en üst yerine arabayla uçabileceğimiz bir yere geçmek istiyorum. Bu arada burası GTA'nın en üst noktası. Bundan daha üstü yok arkadaşlar. Da görüyorsunuz zaten bundan daha büyük, daha şaşalı, daha haşmetli bir dağımız yok. Onun için buradan aşağı doğru arabayla uçmayı deneyeceğim. Bakalım arabayla beraber uçabileceğiz mi? Yani uçak motoru gerçekten denediğimizi sağlayacak mı? Şu aşağıda burada motorla gidilebilecek bir yer var. Şu aşağıya kadar ineceğim arkadaşlar, düzlüğe kadar. Çünkü buradan uçsak da bir anlamı yok. Aşağıdan uçmayı deneyeceğiz. Hemen hızlıca oraya doğru ilerliyorum. Şu gördüğünüz düzlük var ya, oraya doğru gideceğim. Arabayı koyacağım. Şu uçurumdan aşağıya doğru atacağım kendimi arkadaşlar. Şu gördüğünüz şöyle zıplayınca görürsünüz. Aşağıda yol var. Yola kadar uçabileceğiz mi diye bir deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen nereden uçacağımızı göstereyim ben size. Şuradan uçacağız gençler. Şuradan aşağıya doğru uçacağız. Şu yollara kadar yetişebileceğiz mi, yetişemeyeceğiz mi? Biraz sonra göreceksiniz tabii ki. Şuradan hemen arabamı koyuyorum buraya. Koyacağım. Arabamı spamladım. Evet, arabamız geldi. Uçak motoru ne kadar güçlüymüş? Hemen Alfa 2'nin gücüne bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra siz de yorumlar kısmına yorumunuzu, tercihinizi yapacaksınız. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bakalım şeye kadar uçabileceğiz mi? Of, yok. Ama biraz daha uçardık sanki biz ama bayağı gittik. Bayağı uçurumdan aşağı bayağı düştük. Araba patladı şu anda. Tekrardan patlatacağım. Tekrar deneyeceğim. Bence ben biraz atlayamadım. Benim beceriksizliğim olabilir. Onun için tekrar atlayacağım. Şimdi alfa ikiciler için tekrardan atlayacağım. Tekrardan gidiyorum oraya. Bence o yola kadar zıplayabiliriz arkadaşlar. İlk denediğimiz biraz fail oldu. Onun için bence bu denememizde yola kadar uçacağımızı düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yazabilirsiniz. Ben yola kadar uçacağımızı düşünüyorum. Şuradan bir hız alsak daha mı güzel olacak? Bence buradan bir hız alalım, değil mi? Evet. Biz buradan hız alalım. Şöyle. Geçir diyorum. Kar. Tamam. Bakalım yola kadar uçabileceğiz mi? Bindim arabama. Bu arada kapım açık kaldı. Kapatalım. Tamam. Şimdi 1, 2, 3. Başlıyoruz. Oooo. Yine yaptık ama ben buna da tatmin olmadım. Bir daha yapacağız gençler. Tekrardan yapacağım. Bu sefer bence düz bak. Ben şimdi arabanın ucu yere doğru baktığı için tekrardan yapıyorum. Arabanın ucunu yukarı doğru yapmak istiyorum ki yukarı doğru uçsun araba. Ben amacım o. Yola kadar gideceğimizi umuyorum gençler. Biraz erken bassam sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Çünkü oraya aşağı doğru indiğim zaman arabanın ucu yere doğru, uçuruma doğru bakıyor. Bence arkadaşlar ne yapalım? Dostlar, arkadaşlar sıkıntı yok. Buradan gidelim. Nereden basalım? Bence buradan basalım, değil mi? Şuraya çıktığımız zaman basalım mı? Veya şuradan mı gitsek? Şuradan uçsak, değil mi? Buradan şöyle. Evet, buradan böyle uçacağım arkadaşlar. Şöyle arabamı spamlıyorum buraya. Spamladım. Buradan böyle direkt uçacağım baba. Hiç gerilmeye gerek yok. 1, 2, 3. Oba bak bu sefer iyi uçtuk. Bu sefer iyi uçtuk hakkını verin. Bu sefer iyi uçtuk. Bence bu sefer bayağı iyi uçtuk. Of be bayağı iyi uçtuk. Yola kadar gelmesek de bence sürünerek yola kadar geleceğimizi düşünüyorum ben.
Sürünerek yola kadar deneyeceğim. Aynen düşe güçe. Baya buraya kadar geldik. Yol geldik abi. Yele kadar geldik. Baya geldik yani. Anında yol. Zaten geldik. Sıkıntı yok. Yola kadar çıktık arkadaşlar. Bu arada araba patlatmadık yani. O kadar büyük bir yoldan geldik. Şuradan bir dakika daha doğru şeyden göstereyim size. Şuradan geldik arkadaşlar. Aşağı yukarı bile göremiyorum. Gösteremiyorum. Bir dakika ineyim ben göstereyim size. Alfa 2 ile beraber D dağın ucundan şuradan gördüğünüz yerden geldik arkadaşlar. Buradan aşağı uçtuk ve araba patlamadı. Bence Alfa 2 çok çok kaliteli olmuş. Çok çok iyi olmuş. Şu Alfa 1'i de yanına spamlayayım. Siz oy verin arkadaşlar. Sizdeyiz arkadaşlar. Alfa 1 mi? Alfa 2 mi arkadaşlar? Hangisi? Denizde giden hem karada giden mi? Yoksa uçak motoru takılmış araba mı? Daha fazla GTA 5 videosu istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağdaki soldaki videolara gidebilir. Ortadan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. GTA 5 videolarını istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına bunu belirtmeniz gerekir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Buraya kadar izlediysen aşağıda yorumlar kısmına belirtir misin ya? Sen çok kaliteli bir insansın. Hadi bay bay.